peki gelişiniz falan oldu mu gerçekten? Yani sıkıntılar yaşadınız mı? Allah çeken biliyor işte. Rabbim gördüğümüzden geri koymasın. Amin. Amin. Ne çektiniz? Ya işte. Ha? Tabii acı unutulmaz da. Acının üstüne acılar gelmeye başladı. Ne geldi Fatih Bey? Fatih Bulut'la devam edelim mi? Edelim neydi, ya şöyle neydi? Biraz. Şşş, hakikaten. Şarkımsız duygular. Duygular. Haram oldu. Geçteyim bak yalan da oldu. Evet. Fatih Bulut geliyor. Bravo. Hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi alalım. Ay nasıl bir enerji vermekti. Bu şarkı nasıl coşturuyor. Evet, çok bu şarkı acayip. Gerçekten büyüsü olan şarkılardan biri. Fatih Bey kilo almışsınız. Şöhret yer biraz, olmuş. Evet belli. Denir misin çıkar mısın gibi biz bir alıyoruz bir veriyoruz. Öyle mi? Keyifler yerinde mi? Çok şükür. Çok biz sizi çok eleştirdik Fatih Bey. Zamanında çok sevdiğimiz şarkıları söylediğiniz zaman da oldu. Bazı şeyler yanlış olunca çıkıp söylediğimizde. Tabii biz de evet, yanlışlarımızı yüzden hayatta inkar etmedik, özrümüzü de diledik. Evet. Zaten o yüzden bizim en çok hoşumuza giden şey evet, sizin bu konuyla alakalı yanlış yaptığınızı kendiniz bilmeniz. Tabii. Değil mi? O silah falan onlar hiç güzel değil. Silah da doğru bir tane. Evet. Birazdan konuşacağız onları ama kaç milyon tıklandınız? En son 162. 167. 66. Maşallah. Buradan para kazanıyor musunuz? 166 milyon tıklanmadan Fatih Bey ne kadar para kazandı? Vallahi henüz bekliyoruz para. İçindeydiniz, sevenlerimiz izlemeye devam ediyor. Dur bak, onun da bir zamanı var belki, bekliyor, zamanı bekliyoruz. Nasıl? Yıllar sonra mı olacaksınız acaba? Yıllar değil de aylar olabilir. Hadi inşallah. Fatih Bey, sizi birazcık tanıyalım. Bu şarkıyla hayatımıza girdiniz, bu kadar çok tıklandınız. Türkiye'nin en sevdiği şarkılardan bir tanesi oldu ama siz kimsiniz efendim? Ben Fatih Bulut, 1984 Yeşilhisar, Kayseri. Bom. Evet. Öncelerde yapıyordum, albümüm var, Bedelini Öde diye. Bir albüm çıkardım. Yani Fatih Bulut bir gecede, gecelerle gelmedi tabii. Büyük bir emek, büyük bir çaba gösterildi. Evli misiniz? Evliyim. Çocuklar evet, da var. İki tane ellerinizden öperim. Ay maşallah. Ne güzel maşallah. Bunlara selam olsun tabii burada. Evet. Peki eşiniz destekçiniz mi? Her zaman en büyük destekçim o. Allah onun yokluğunu bilmez. Kaç yıllık evlisiniz? 11. Oy nasıl? Kaç yaşında evlendin? Çok küçük evlendim. Çok genç yaşta evlendim. Görücü usulüyle mi, aşk evliliği mi? Aşk evliliği severim. Ne güzel. Peki şimdi artık çok daha fazla televizyondasın, kıskanıyor mu? Var evet, o var. Nasıl gidecek ben de bilemiyorum da bir çıkamıyorum bazen işim içinde. Nasıl kıskanıyor? Ne diyor mesela? Sahne almanızı mı istemiyor? Seven kıskanıyor işte. Severse kıskanır. Anlayışı gösteriyor şu askısı. Anlayışı yine gösteriyor evet, değil mi? Peki Fatih Bey, elinizin ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Bu işte doğuştan. Doğuştan mı? Sonra bir hiperaktivite var mı size? Yani hareket, sürekli hareket mi etmek istiyorsunuz? Çocukluktan belli bir olan şey. Yani mesela bebeğin daha önceki programlarda da anlattım. Evet. Annemin yazmasıyla oynarmışım. Bebeğim de durmamışsın ya. Eller hep durmadan. Aynen. Yani eller geçen gün de durmadı. Biz burada yayında söylediklerimizi tekrar söyleyelim. Masanın altından yapayım dedim. Burada da görünüyor yine. Görünüyor. Nasıl bir dakika sürekli bir el hareket etmek zorunda yani, mı? Konuşurken işte. Şarkıda da öyle. Şarkıda da hep öylesin. Peki şunu da söyleyelim. Şimdi zaten özrünüzü dilediniz. Aynen. Ve hata olduğunu söylediniz ama bir asker uğurlaması mıydı? Bir anda Fatih Bulut silah çıkardı ve tavana ateş etti. Şimdi o görüntüyü izleyelim, üzerine de konuşalım. Buradan da gençlere güzel mesajlar verelim. Veya bu tarz hareket yapanlara. Abiniz mi askere gidiyor? Yo, abimin olur, rahmetli abimin olur. Ha, Allah rahmet eylesin, yeğeniniz gidiyor. Aynen, askere de gitti kendi. Buradan bütün askerlerimize de selam olsun. Evet, selam olsun ama niye böyle bir şey yaptınız? Yani bizim İç Anadolu'muzda bu örf adet gibi bir şey. Bunu inkar edemeyiz. Yani inkar görülene düğün çaldığımız için, geceler yaptığımız için. Kötü bir alışkanlık diyelim. Ama yani kötü, evet. 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 Allah korusun orada birisinin zararı da gelebilirdi. İfade ederken de özür kabahatinden beter diye de böyle yorumlar da aldık. Ama gördüğünüz gibi ekranlarda önce bakıyorum etrafa, daha sonra yapmasam iyiydi. Keşke yapmasaydınız. Bir anda işte abimizin de veliahtı olduğu için. Neyse Allah korusun. Aynen. Birisine de zarar gelmiş ama bir daha asla böyle bir hareket yapmazsın. Kesin. Çünkü biz bu tür hareketlere yanlış anlayın ama hani böyle maganda tarzı hareketler aynen, diyoruz. Çünkü size de yakışmıyor. Bu kadar göz önündesiniz. Yok, hayır, zaten silah var hayatta şimdi. O silah kimin? Bir an öyle birine koydular. Ben sen de gaza geldin. Olmadı. Silah aynen, sizin de değil.
Ben de dinliyorum. Sizin de. Tamam. İşte şöhretin bedeli değil mi? Bak şimdi artık ne yapsak? Ona hiç haklı edemedim ki. Doğru söylüyorsun. Bir gecede baktık ki İstanbul'da trend olmuşsun. Trendi de orada. Trend topik ha. Yani Twitter'da en çok konuşulan isimlerden oldunuz. Buradan da gençlerim. Farkında bile değilim o an sıkarken. Evet. Böyle bir şey olmuyor. Kaybettiniz kendinizi demek. Sizi Azer Bülbül'e benzetiyorlar mı? Benzetme oluyor evet. Değil mi? Allah çok kişi yazdı şu an. Allah rahmet eylesin. Evet, çok kişi yazdı şu an. Ben de tabii şu an dikkat ettim. Hareketler falan. Peki bu şarkı kime ait diye soran var. Bu şarkı hapiste yatmış bir adamın hapiste kalım aldığı bir şarkıymış. Sahibinden habersiz kullanılmış diye haber çıkmış. Sahibi mahkemeye verecekti. Ama sonra uzlaştınız galiba. Yok sonra. Evet. Bu önceki programlarda da söyledim. Bu kendime ait bir eser aslında. Uykular haram oldu. Eşiğim falan oldu. Evet. Ondan önceki bir eserim var. Bir köşe başında. İlk kıtası böyle aslında. Sanatçı bir kardeşimle kader bile yaparken kendini söylemiş oldu. Umut ışıklarım bir söndüler. Dost bildiğim diye başlayan bölüm. Arkadaşımın diyerekten. Evet. Beraber olsun bir şeyler gibisine düşündük. Hı. Ama Hüseyin amcanın çıktı işte. Uzlaşma da sağlandı ama. Aynen. Evet. Anlaşıldı. Yüzde kaçı sene oldu? Aslında %50 anlaşıldı. Çünkü Hüseyin amcaya ait olduğunu ben biliyorum. Hüseyin amcayı da sonradan tanıdım. Buradan tavsiye selam olsun. Hüseyin abiye de selam olsun. Peki gençiniz talan oldu mu gerçekten? Yani sıkıntılar yaşadınız mı? Valla çeken biliyor işte. Rabbim gördüğümüzden geri koymasın. Amin. Amin. Ne çektiniz? Ya işte. Çok mu? Ne? Allah çektirmesin. Yani. Biz öyle dua edelim. Amin Fatih Bey. Hayatın değişti mi? Hayat devam ediyor. Peki ne değişiklikler oldu mu? Mesela nasıl bir değişik? Bu şarkı bana şunu kattı. İyi ki yapmışım dedin mi? Yoksa keşke yapmasaydım. Bak rahat rahat. Yok, ben vicdanımda rahatım. Heh. Zaten ben bu işi severek yapıyorum. Kendi eserlerim de var. Düğünde de çıkıyordun değil mi? Aynen. İnsanlar bazen bizi tek bir gecelerle biliyor. Tek geceler söylediğimiz sanıyor ama repertuarımız bayağı geniş. Çok şükür. Ben şeyde takılı kaldım. Gözlerde gördüm çünkü yaşadıklarınızı. Eyvallah. Çok mu büyük sıkıntılar yaşadı Fatih Bey? Yani geçmişte ne var mesela anne baba ne bileyim işte kardeşlerden yaşadığın sıkıntılar bir şeyler var mı? Hayatta işte beklemediğin anda bazı şeyler yaşanınca kayıplar olsun. Acılar olsun. Mesela anne. O biraz sallıyor. Mesela babamı kaybettikten sonra ben hayatta sevmem her şeyim değişti. Kaç yaşında kaybettiniz? Ben askerdeyken vefat ettim. Sonrasında yani, daha sonra işte tam işte tabii acı unutulmaz da acının üstüne acılar gelmeye başladı. Ne geldi Fatih Bey? Geldi işte. Abimi kaybettim. Oo. Daha sonra onlar yetiyor zaten. Kayıplar yetiyor. Ya tabii ölüm Allah'tan da her şeyin hayırlısı. Kaç o da bizi dinliyor şu an. Hayatın yükü omuzlara bindi. Olmaz mı tabii? Yani kaç kardeşsiniz? 10 kardeş. 10 kardeş. Biri vefat tabii etti. Rahmetli oldu. Evet 9 oldu. Peki ailenin iyi. Anneye mesela hala tabii. Anamla beraberiz. Kulağın ellerinden öpüyorum. Memleket neresi? Kayseri. Kayserilisi. Evet. Anneyle berabersin. Biz de selamlarımızı yollayalım. Anneyle beraberiz derken birlikte mi yaşıyorsunuz? Alt üst güzel. Ne güzel. Çok güzel. Peki bu şarkıdan sonra gelen tepkiler, sokakta tanımalar. Mesela Erik Dalı diye bir şarkı var ve ben sürekli oynarım. Bak Erik Dalı'nı söyleyen. Ama sahibini tanımıyoruz. Karşılaşsam görmem bilmem. Ama geceleri Fatih Bey'i biliyoruz. Evet. Yani insanlar da tanıyor. Yürüyüşümüzden biliyor. Orijinal bir tipsin ama sen. Evet öyle diyorum. Orijinal bir hallerin var böyle bir yürüyüşümüzden. Özenti değil. Yaşantımız bu. Yürüyüşümüzden biliyor derken nasıl yürüyorsunuz yani, farklı? Tabii böyle öyle değil de. Mecazi anlamda söylemek istedim hocam. Yürüyüşümüzden biliyorlar insan. Gözlük takıyoruz mesela tanımayak. Mesela. Ama tanıyorlar. Tanıyorlar.